Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 2023 AYT Matematik Kampı'nda arkadaşlarım trigonometrinin medium testlerinden ikincisini çözeceğiz bugün sizlerle bu videoda. Arkadaşlarım 33. video bu. Ve artık zaman geçtikçe ilerliyoruz. Farkındaysanız biraz da hızlı ilerliyoruz. 80. sayfaya kadar gelmişiz kitabımızda. AYT video ders anlatım kitabında arkadaşlarım gayet her şey tadında ilerliyor. Zaten sizler de kitaplarınızdan görüyorsunuz. İnşallah sevgili arkadaşlarım bu kitapla birlikte AYT matematik diye bir derdimiz kalmayacak. Hedefimiz biliyorsunuz ki full matematik. 30'da 30 matematik arkadaşlar. İnşallah sizler de hedefinize ulaşacaksınız diye ümit ediyorum. Hazırsanız sevgili arkadaşlarım bir de unutmadan şunu da söyleyeyim hemen, kusura bakmayın. Arkadaşlarım abone olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu benim için bir motive kaynağı ciddi anlamda. Hani istatistiklere baktığım takdirde de hani 10 kişiden şu an kanalı izleyen, benim videolarımı izleyen 10 kişiden 7'si abone değil, sadece 3'ü abone. Bu bir motive kaynağıdır. Yani herhangi bir şekilde sevgili arkadaşlarım yani abone olsun da işte çok abonemiz olsun işte yardıralım ilerleyelim falan, öyle bir muhabbet değil yani. Sonuçta biliyorsunuz videoların izlenme şeylerini biliyorsunuz, oranlarını biliyorsunuz. Kamp videosu bence efsane de bir kamp videosu, güzel de bir kamp videosu. Bunların hepsi kamp için hazırlanmış ve sizlerin başarıya ulaşmanızı isteyerek hazırlanmış, düşünülerek hazırlanmış ve ciddi anlamda emek vererek hazırlanmış şeyler. Ama hani videoların izlenme şeylerine baktığımız zaman, oranlarına baktığımız zaman düşük. Fakat ben yine de video çekmeye devam ediyorum. Hani sıkıntımız sayı olmuş olsaydı, takıntımız bu olmuş olsaydı, benim en azından bu olmuş olsaydı arkadaşlarım, bu videoları çekmeye devam etmezdim, bırakırdım yani. Hani kitap yazmazdım sizler için gibi gibi muhabbetler. Bu sadece ama sadece moral motivasyon kaynağı oldu yani. Düşünsene yani bir sürü abone var, bir sürü öğrenci var. Yani hani eskiden dershanelerde veya kolejlerde falan çalışırken maksimum 100 tane 150 tane öğrencimiz oluyordu yani bir kurumda. Taş çatlasın 200 kişiye hitap ediyorduk ama şimdi 177 bin küsür kişiye hitap ediyorum arkadaşlar. Bu güzel bir duygu benim için. Bunun daha da fazla olması inanılmaz güzel bir motive kaynağı açıkçası. Bundan kaynaklı da abone olursanız ve bu videoyu da beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Tek diyeceğim bu aslında. Bu kadarcık şey isteyecektim ama bu kadar dil döktüm. Siz de kusura bakmayın vaktinizi çaldıysam. Hazırsanız videomuz sırada. Evet, şimdi trigonometride artık sondan ikinci videodayız. 11. video. İlk sorumuzda başlayalım. ABC kenarları tam sayı olan bir dik üçgenmiş arkadaşlarım. Artık siz benim tarzı biliyorsunuz. Kenarlar tam sayı diyorsa orada bir bitiğini arayacaksın. Bu bir. İkinci olarak dik kenarlardan bir tanesine hemen baktım. Bunu görür görmez aklıma bu geldi. Dik kenarlardan bir tanesine baktım. Bu ne arkadaşlarım? Bir asal sayı. Ve tek olan bir asal sayı. Yani 7 tek sayı aynı zamanda asal sayı. O halde diğer kenarları senin tahmin etmen gerekiyor artık. Şimdi diğer kenarları nasıl tahmin ediyorduk? 7. Şu iki kenarın toplamı 7'nin karesine eşit. Yani 7'nin karesi 49. Ve bu iki kenar ardışık olacağı için artık bunlar 24 ve 25'tir. Aslında bu üçgen 7, 24, 25 üçgeniymiş. Bakın şu kenar BC kenarımız arkadaşlarım. 24 olur. Şuradaki hipotenüs uzunluğumuz da tabii ki 25 olacak. Pekala, şimdi bize ne demiş? AB 7 birim. CD'yi de vermiş bak şurayı. 72 bölü 7 birim demiş. 72 bölü 7. Tamam, güzel, hoş. EC kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi burada şurası alfa. Ben şuraya beta demek istiyorum. O zaman şurası da alfa olur. Çünkü alfa artı beta 90'dı. Sonra EC neresi arkadaşlarım? Şu kısım. Bize burası soruluyor ya. Artık burada bir benzerlik yapalım ha, olmaz mı? Mesela benzerlikten ziyade tanjant alfaya bir bakın. Tanjant alfa nedir arkadaşlar? 24 bölü 7'dir. 24 bölü, hatta tanjantı boş verin. Neden tanjanta bakalım ki? Sinüse bakalım arkadaşlar. Ya da kosinüse. Bakalım hangisine? Sinüse bakalım, aynen. Sinüs arkadaşlarım, sinüs alfa nedir? Karşısı 24, hipotenüs 25.
Şimdi buradaki sinüs alfa ile şu küçük üçgendeki sinüs alfa eşit çıkmak zorunda. Çünkü aynı açılar. Bunun sinüsü nedir? Karşısı 72 bölü 7 bölü hipotenüs, o da EC. İşte arkadaşlarım EC'yi çok güzel bir şekilde bulabiliriz buradan. 24 ile 72'yi sadeleştirdim. 3 içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 kere 25, 75 bölü 7 eşittir. Bize EC'yi verir arkadaşlar. EC neymiş bakın, 75 bölü 7'ymiş. Yani cevabımız C seçeneğiymiş dedik. Geçtim 2'ye. ABC'nin eşkenar üçgen olduğu bilgisi verilmiş. 60, 60, 60 çok güzel. AD ise DC'nin 5 katıymış. AD ve DC. Şurası D arkadaşlarım. Bu bunun 5 katıymış. O zaman ben DC uzunluğuna tabi burada K dersem şurası arkadaşlarım 5K olacaktır. Bu cepte. Pekala. Bir de buranın 60 olduğunu biliyoruz tabii ki. Kotanjant alfa sorulmuş. Yani şuradaki açımızın kotanjantı sorulmuş bize. Şimdi bakalım neler yapabiliriz. Öncelikle eşkenar üçgen olduğunu bildiğimiz için şurasının 6K olduğunu biliyoruz. Burası da 6K'dır doğal olarak. Eşkenar üçgen olduğu için şurası 60 derece. Arkadaşlar burası 6K, burası 5K. Hatta K'larla dolaşmayalım çünkü hiçbir sayı vermemişti bize. O zaman ben bu K'ları kaldırırım. Yerine derim ki hocam burası 5'miş, burası 1'miş, burası 6'ymış, burası 6'ymış. Pekala. Şimdi ben BD uzunluğunu bulabilir miyim? Yani şuradaki uzunluğu acaba bulabilir miyim? Burayı bulursam bayağı bir şey bulmuş olurum çünkü. Cos teoremi uygulayalım arkadaşlar. Buraya x diyelim. X'in karesi eşittir 6'nın karesi 36 artı 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 ne? 1 bölü 2. Şimdi buradaki ikilerin gittiğini görüyorsun. 36 ile 25'i topladınız, 61 geldi. 61'den şuradaki 30'u çıkardınız, 31 geldi. Yani x kare dediğimiz şey 31'miş. O zaman x dediğimiz şey de kök 31'dir. Kök içerisinde 31'dir. Şimdi şurası kök içinde 31'miş arkadaşlar. Artık ben alfanın kosinüsünü hesaplayabilirim. Nasıl? Karşısı 6 ya. 36 eşittir. Şurası 5'ti. 25 artı. Şurası kök 31'di. Bunun karesi 31 eksi. 2 çarpı. 2 çarpı. Kök 31 çarpı. Daha sonrasında 5 çarpı kosinüs alfa bize 36'yı verecek. Şimdi bu kısımda 25 ile 31'in toplamı ne yapar arkadaşlar? 56 yapar. Bunu bu tarafa atarsanız eksi 20 gelir. Eksi 20 eşittir. Eksi 2 çarpı kök 31 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa dedik. Sonrasında ise 2 kere 5 10 yapar. Eksileri götürdüm. 10'a böldüm 2. 2 eşittir kök 31 çarpı kosinüs alfa ise eğer 2 bölü kök 31 bize neyi verir? Kosinüs alfayı verir. Bizden kotanjant istenmişti yalnız. Peki artık gerisi basit. Bir tane dik üçgen çizeceksiniz. Bu dik üçgende arkadaşlarım şuraya geleceksiniz, alfa diyeceksiniz. Bunun kosinüsü 2 bölü kök 31'di. Yani şurası 2'ymiş, burası kök 31'miş. O zaman burası nedir? 31'den 4'ü çıkarıyorsunuz. Bunun karesinden bunun karesini çıkarıyorsunuz. 27. Bak burası da kök 27'dir. Yani 3 kök 3'tür. Bizden kotanjant istenmişti. Komşu bölü karşı, yani 2 bölü 3 kök 3 bize cevabı verecek. Tabi paydada irrasyonel ifade bırakmayın. Burayı kök 3 ile genişletin. Üst taraf ne olur? 2 kök 3. Alt taraf ne olur arkadaşlar? 9'un ta kendisi. O halde cevabımız da 2 kök 3 bölü 9, yani A şıkkı olacakmış diyebiliriz. İkinci sorumuzu çözdük. A dedik ve geçtik 3'e. ABC üçgen olmak üzere. Kos kare A artı B ile sin kare C'nin toplamının sonucu nedir diye soruluyor. Biliyorsunuz ki üçgense A artı B artı C eşittir 180 olmak zorunda. Pekala. Burada A artı B dediğimiz şey de biliyorsun ki 180 eksi C'dir. Kosinüs A artı B için neler söylenebilir peki? Tabii ki kosinüs 180 eksi C'ye eşittir o halde. 180'den çıkardığımız için isim değiştirmeyiz. İndirgeme formülü var bakın. Kosinüs ikinci bölgede ne? Negatif. O halde burası eksi kosinüs C'nin ta kendisidir. Kosinüs A artı B eksi kosinüs C'ymiş. Bunun karesi alınmış. Artı bir de sin kare C var. Bunun karesini alırsan kos kare C gelir. Yandaki de zaten sin kare C'ydi. Sin kare C ile kos kare C'nin toplamı nedir? Birin ta kendisidir. Yani cevabımız B seçeneği olacakmış. Geçiyorum 4'e. Bir dikdörtgen verilmiş. ABC'de dikdörtgen diyor. BD bu dörtgenin köşegeni. Şu açılar birbirine eşit diyor. X ve X diyelim. 4CD 3BC'ye eşitmiş. Yani CD'ye ben eğer 3 dersem şurası 4 olacakmış. CD dediğim yer şurası arkadaşlar. Şurası 3'müş. Şurası da 4'müş. Pekala. Kotanjant alfa değeri soruluyor. Öncelikle şuradaki alfa değeri için şurasının 90 olduğunu bildiğimiz için alfa eşittir 90 artı x'tir.
Bizden kotanjant alfa isteniyordu. Yani aslına bakarsanız kotanjant 90 artı x istenmiş. 90 eklediğimiz için isim değiştirir ve ikinci bölgede kotanjant negatif olduğu için aslına bakarsanız eksi tanjant x soruluyor diyebiliriz bize. Yani bu soruluyor. Pekala. Şimdi neler yapılabilir? Bir düşünelim bakalım. Bir düşünelim bakalım. Şunu kullanmak yararlı olur mu? Şuraya m desem. Buraya m desek. Şunu şöyle dikindirdiğimiz zaman. Bak burası açıortay ya. Burası 90, burası 90. Demek ki burası m ise şurası da m olacak. Burası 4 ise burası 4 olacak. 3, 4 tamamı 5'ti. Buraya 1 kalacak. Şurası dik unutmayın. Bak burası m, burası 1. O zaman şurası da 3-m. Şuradaki dik üçgenden, bak şuradaki dik üçgenden m'yi bulabiliriz. Pisagor yapalım. 1'in karesi 1, m'nin karesi m kare eşittir. 3-m'nin karesi m kare eksi 6m artı 9 yapar arkadaşlar. Buradan m kareler bir gitsin, bay bay. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsanız 6m eşittir 8 gelir. M de buradan 8 bölü 6 yani 4 bölü 3'tür diyebiliriz. M'yi bulduk. Şimdi m'yi bulduk ya şurayı. Kaçmış? 4 bölü 3'müş. Tanjant x'in eksilisi sorulmuştu. Karşı bölü komşu yani 4 bölü 3'ü ben 4'e bölersem 1 bölü 3 gelir. İşte bunun eksilisi sorulmuş. O halde cevap Edirne seçeneğindeki eksi 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Güzel soruydu ve selam. Geçtim 5'e. ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasında böyle bir bağıntı varmış. Sinüs B artı C soruluyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle A artı B artı C'nin 180 olduğunu biliyoruz. Bu tarz sorularda ilk bunu yapın. B artı C ile alakalı bir şey var bakın burada. O zaman ben B artı C'yi 180 eksi A olarak yazarım. Sinüs B artı C sorulmuştu bizden. Sen aslında bunun sinüs 180 eksi A olduğunu biliyorsun artık. 180'den çıkardığımız için isim değiştirmeyecek ve ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için aslına bakarsanız sinüs A sorulmuş bize diyebiliriz bu cepte. Daha sonrasında bir içler dışlar çarpma alırsak burada bakın B ile B'yi çarptım. B kare eksi BC eşittir A artı C ile A eksi C'nin çarpımı A kare eksi C kare gelecektir. Eksi C kareyi şu tarafa atarsanız B kare artı C kare eksi BC eşittir A kare yapacaktır. Şimdi burada bu bir kosinüs teoremidir artık. A kare eşittir B kare artı C kare eksi burası geldi. Bakın normal şartlar altında A kare neydi? B kare artı C kare kosinüs teoreminden. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A'ydı değil mi? Şimdi buraya bakıyorsun. B kare şuna şuna bakacağız. B kare C kare B kare C kare zaten birbirini götürür. Burada eksiler de birbirini götürsün. BC'ler de birbirini götürürse burada sadece 1 kalır. Şurada ise 2 çarpı cos A kalır. Demek ki cos A kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 2'ymiş. Peki hangi açının kosinüsü 1 bölü 2? 60. 60 derece. Şimdi bizden ne istemişti? Sinüs A istemiş değil mi? Sin 60 kaçtır diye soruluyor. Sin 60 kök 3 bölü 2'nin ta kendisi arkadaşlar. Cevabımız da C seçeneği. 5. soruyu da çözdük. Geçtik 6'ya. AC kaç birimdir diye sorulmuş. 2 kere kosinüs teoremi uygulayacağımız bir soru. Çünkü buradaki bütün kenarları biliyoruz. Burada sadece burayı bilmiyoruz ve o soruluyor. Buraya x dedim. Şurası alfa olsun. Şimdi yazıyorum bakın. 6'nın karesi 36. Eşittir. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa dedim. Buradan kos alfayı bulacağız. 16, 25 daha 41 yapar. 41'i bu tarafa atarsanız eksi 5 gelir. Eksi 5 eşittir. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs alfadır. Her iki taraftaki eksileri bir götürelim. Cort, cort. 5'leri de götürelim. 2 kere 4, 8 yaptı. Karşıya atarsanız 1 bölü 8 eşittir. Kosinüs alfadır. Bu cepte şimdi, tamam mı? Sonra artık ikinci kısma doğru geçeceğiz. İkinci kısımda ikinci kosinüs teoremimizi uygulayacağız. X kare eşittir. Şurası 9, 9'un karesi 81. Şurası 8, 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 9 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa 1 bölü 8'di. Bak 1 bölü 8 ile 8 gitti zaten. 81'e 64 eklediğiniz 145 geldi. Eksi 2 kere 9 18'dir. 145'ten 18'i çıkaracaksınız. O da ne yapar biliyor musunuz? 137, 127 yapar. X kare eşittir 127 ise x kök içerisinde 127'nin ta kendisidir arkadaşlar. Cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, güzel sorulardı. Devam ediyorum. 81. sayfamla 7. sorumdayım. Bir ÖSYM'de çıkmış bir soru vardı. O sorudan esinlenerek yazdım arkadaşlarım. Hatıra kalsın diye de farklı tanımadığım fonksiyonların isimlerine SML ve RMK dedim. SML İsmail'in sessiz harfleri. Irmak'ta eşim Irmak'ın
Sessiz harfleri, isminin sessiz harfleri. Yedinci sorumuz. Aşağıda verilen O merkezli birim çember üzerindeki AC ve AB uzunlukları alfa açısına bağlı birer yeni trigonometrik fonksiyon ifade etsinler. SML alfa bize AC'yi veriyormuş. Yani şu uzunluk SML alfaymış. RMK alfa da sevgili arkadaşlarım onu da maviyle gösterelim isterseniz. Şöyle. O da AB uzunluğunu veriyormuş. Bakın SML burası, RMK burası. Tamam mı? Buna göre SML alfa ile RMK alfa'nın çarpımı ifadesi tanımlı olduğu alfa değeri için aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle birazcık düşünmekte fayda var. Şu kısım nedir? 1'dir değil mi? Birim çember olduğu için. Peki şu kısım nedir? Hocam burası da tanjant alfadır. Demek ki bu SML alfa dediğimiz AC 1 eksi tan alfanın ta kendisi. Yani 1 eksi tan alfaya aslında soru SML alfa dedirtmiş bize. RMK alfa da AB uzunluğunu veriyordu. Bakın dikkat ettiyseniz şu kısımdan şuraya kadar olan uzunluk kotanjant alfaydı ve şurası da 1'di. Yani arkadaşlar RMK alfa da kot alfa eksi 1'miş. Pekala, şimdi bununla bunun çarpımı istenmiş. Artık rahatlıkla sorunun çözümünü yapabiliriz. 1 eksi tanjant alfa çarpı kotanjant alfa eksi 1. Dağıtalım arkadaşlarım. Kot alfa, daha sonrasında artı tanjant alfa gelir bakın. Şunda şunu çarptım kot alfa, şunda şunu çarptım tan alfa. Şunda şunu çarparsanız tan alfa ile kot alfanın çarpımı 1 olduğu için eksi 1 gelir. 1 ile eksi 1 çarparsanız yine eksi 1 gelir. Yani şurada bir eksi 2'miz var. Kot alfa ile tan alfanın toplamına bakacağız şimdi biz. Kot alfa dediğimiz şey kosinüs bölü sinüstü. Tanjant alfa dediğimiz şey de sinüs bölü kosinüstü. Bunları toplayacak olursak burayı c ile burayı s ile genişlettiniz. Böylelikle üst taraf c kare artı s kare oldu. Alt tarafta sc oldu. Pekala. Bir de neyimiz vardı? Eksi 2'miz vardı. Bunu da unutmayalım lütfen. C kare artı S kare kaçtı arkadaşlar? 1'di. 1 bölü sinüs kosinüs. Şimdi sinüs x çarpı kosinüs x demek ya da sin alfa çarpı kos alfa demek ne demek? Arkadaşlar sin alfa çarpı kos alfa demek biliyorsunuz ki sinüs yarım açı formülünden sinüs 2 alfa bölü 2 demekti. Yazdım buraya sinüs 2 alfa bölü 2. Eksi 2'miz var. Ters çevirip çarptınız 2 bölü sinüs 2 alfa eksi 2 geldi arkadaşlarım. 1 bölü sinüs 2 alfa dediğimiz şey aslına bakarsanız kosekant 2 alfadır. Ve burada da 2 var. Yani 2 tane kosekant 2 alfa eksi 2 bizim cevabımız olacak. Bu da bakalım nerede verilmiş. Şu an hiçbir yerde verilmemiş. 2 parantezini alırsanız kosekant alfa 2 alfa eksi 1 bize cevabı verir. Bu da C seçeneğinde bakın mevcut sevgili gençler. Evet, güzel soruydu. Devam edelim 8'den. 2 cos x çarpı cosinus 2x eşittir 1 bölü 8 sinüs x olduğuna göre 4 sinüs 4x kaçtır diye sormuş. Şunu alın şu tarafa atın. Zaten onun orada durması şekil itibariyle saçma zaten. Hemen ne yazalım? 16 çarpı sinüs x çarpı cosinus x çarpı cosinus 2x eşittir 1. Çok güzel. Şimdi ben bunu 8 çarpı 2 çarpı sin x çarpı cos x çarpı cos 2x eşittir 1 biçimde yazayım. Şu kısmı tanıdık gelsin diye bu şekilde yazdım. 2 sin x cos x neydi? Sinüs 2x'ti. Hemen şu 8'i de 4 çarpı 2 diye yazın. Yanında da cosinüs 2x var. 1. Şu kısım da tanıdık gelmesi lazım size. 2 çarpı sinüs 2x çarpı cosinüs 2x nedir? Sinüs 4x'tir. Bir de başında 4 var eşittir 1. Bizden zaten sinüs 4x istenmişti. Bak şu istenmiş. 4'ü karşıya atarsan sinüs 4x eşittir 1 bölü 4'ün ta kendisi gelecektir. Yani cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Hemen çıktım yukarı. Sağ üst tarafta 9. soru. Arc kosinüs x bölü 4 artı 5. Tersini bul demiş. Tersini nasıl buluyorduk? 1. X'e uygulanan işlemleri yapıyorum. 4'e bölmüş. 4'e böl. 2. 5 eklemiş. 3. Arc kosinüs almış. Arc kosinüs al dedim. Şimdi ne yapıyoruz? Terse doğru çıkıyoruz ve bütün işlemlerin anti işlemlerini yapıyoruz. Arc kosinüs almanın tersi nedir? Kosinüs almaktır. 5 eklemenin tersi 5 çıkarmaktır. 4'e bölmenin tersi 4 ile çarpmaktır. İşte size f'in tersinde x fonksiyonu arkadaşlar. Bu da 4 cos x eksi 20 yapacaktır. Cevabımız D seçeneğinde verilmiştir deriz. 10. soru. Kartezyen koordinat düzleminde y eşittir 3 çarpı sinüs 8x fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlarım. Buna göre köşeleri ABC olan üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Bak ÖSYM'de şöyle bir soru çıksa millet söver.
Yani neden söver onu da söyleyeyim size. Mesela ben kamp videolarında en aklınızda kalan kısım neresiydi? En üzerine basa basa işlediğimiz yer neresiydi? Tabii hem son işlediğimiz videolar, konular olmasından ötürü hem de arkadaşlarım üzerine basa basa anlattığım şeyler olduğundan ötürü tabii ki periyotlar, yani trigonometrik fonksiyonların periyotları işte. Alın size periyotla alakalı mis gibi örnek. Vallahi mis gibi örnek bak. Şimdi şu kısma bakacağız. Trigonometrik fonksiyonlarla periyotla alakalı soru. Şurası tekrar ettiği yerden o zaman bak burası bir periyottur. Hemen sen periyodun uzunluğunu bulabilirsin. Çünkü senden ne isteniyor? Köşeleri ABC olan üçgenin sevgili arkadaşlarım alanı isteniyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacaksın tabii doğal olarak. Şimdi düşünelim. AC arası bir periyottur. Periyot da sinüsün kuvveti 1 olduğu için 2 pi tek olduğu için 2 pi bölü 8. Yani pi bölü 4. Bak buranın uzunluğunu buldunuz. Çok basit. Şimdi bize neresi lazım? Şuradaki yükseklik lazım. Yüksekliği nasıl buluruz peki? Hocam o da çok basit. Bak sinüs normalde neredeydi? Eksi 1 ile 1 aralığındaydı. 3 ile çarparsan eksi 3 ile 3 aralığında olur. Yani şurası eksi 3'müş. Şurası da 3'müş. Eksi 3 ile 3 aralığı 6 birimdir. Hemen ne yaparsın? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani bu da 6 pi bölü 8'i verir bize. Bu da 3 pi bölü 4'ün ta kendisi. İşte size alan. 10. sorunun cevabı Ceyhan. Bakın aslına bakarsanız çok ama çok sıradan. Yani inanılmaz derecede basit bir soru. Ama neyi demek ki biz yanlış yapıyoruz, neyi bilmiyoruz? Eğer bu soru sana zor geliyorsa ve boş bırakıyorsa neyi yanlış yapıyorsun o zaman sen burada? Demek ki bazı konuları küçümsüyorsun kardeşim. Diyorsun ki lan 15 sene çıkmamış diyorsun yani. Veya diyorsun ki çıktıysa da böyle çıkmamış. O yüzden şu soruyu sorsa ÖSYM'e millet söver. Bak Twitter'da TT olan sorudur bu yani. Tamam sınavdan sonra TT olacak soru bu. Bu kadar basit. Geçtik 11'e. Ve sevgili arkadaşlar artık bu da yine SML tarzıyla alakalı. Tabii ki ben oturup da ben düşünüp ben yazmadım. Mustafa Yağcı hocamın kitabında gördüğüm, esinlendiğim bir soru. Buna da oradan selamlar, kulakları çınlasın. Arktanjant x, arktanjant y ve arktanjant z'nin toplamı pi'ymiş. Buna göre x artı y artı z toplamı hangisiyle daima eşittir diye soruluyor. İlginç bir soru. Belki de ilk defa gördüğüm bir soru. Ama çözümü itibariyle çok güzel bir soru. Çünkü benim yazdırdığım bir notla alakalı bir soru. Ne notu yazdırmıştık size? Tam olarak şunu yazdırmıştım. Hatta hemen yukarıda da hatırlarsan o notu ben kendim zaten vermiştim kitapta. Ama o notu da bir daha yazdırmıştım. Sen de pekiştirmiş oldun demiştim. Not şöyleydi. Tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Notumuz aynen şu şekilde. Dik olmayan sevgili arkadaşlarım her üçgende köşelerin tanjantları toplamı köşelerin tanjantları çarpımına eşittir. Şimdi orada bir duralım. Arktanjant x dediğimiz şey bize bir açı verecektir. Alfa açısı. Arktanjant y dediğimiz açı bize bir açı verecektir. Ona da beta diyelim. Arktanjant z de bize bir açı verecek. O da teta. Yani alfa artı beta artı teta eşittir pi'dir diyor. Şimdi bu ne demek aslında arkadaşlarım? Alfa beta teta'nın toplamının pi olması demek. Demek ki ben bu alfa beta teta'dan bir üçgen oluşturabilirim. Alfa beta teta toplamı 180'miş çünkü. 180 dereceymiş. Çok güzel. Şimdi bana diyor ki x artı y artı z toplamı hangisine daima eşittir diye sormuş. Peki arktanjant x alfaysa x nedir? Hocam tanjant alfadır. Y nedir? O da tanjant beta. Z nedir? O da tanjant tetadır. Şimdi x artı y artı z neye eşittir aslına bakarsanız? Tan alfa artı tan beta artı tan teta. Yani tanjantların toplamı. Tanjantların toplamı neye eşittir? Tanjantların çarpımına eşittir demiştik değil mi notta? Yani cevap tan alfa çarpı tan beta çarpı tan tetadır. Peki şıklarda bu yok. Olsun. Tan alfa neydi? X. Tan beta neydi? Y. Tan teta neydi? Z. Yani cevap neymiş? X çarpı Y çarpı Z. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde mis gibi orada verilmiş arkadaşlar. Evet. 11 tane de burada soru çözdük. Artık klasman fark atacağımız teste geçeceğiz bir sonraki videoda. Ne test? Large test. SML'nin L ayağına geçeceğiz arkadaşlar. Burada az soru çözeceğiz ama öz soru çözeceğiz. Yani 8 tane soru var ama harbiden kıyak sorular.
Yani bence bu videoyu kaydet. Yani mutlaka beğenilen videolara kaydet, git ne bileyim bir şeylere kaydet. Mutlaka sınava girmeden önce de izle, tamam mı? Bak benden sana söylemesi. Sınava girmeden önce git izle bu videoyu, bir daha izle. Yani sonradan pişman olma yani. Çözümü inanılmaz basit olan soru da var içerisinde. Çözümü uzun olan soru da var içerisinde ama inanın hepsi de ÖSYM mantığı. Tamam, inanın hepsi ÖSYM mantığı. O yüzden mutlaka ama mutlaka izlemende fayda var. Evet, SML hocanız çok yoruldu. Ben biraz dinleneceğim. Bugün çok çalıştım çünkü. Biraz dinleneceğim arkadaşlarım. Sen de biraz kendine mola verebilirsin. Yani hani farklı ödevlerin, farklı çözmen gereken testlerin var mı bilmiyorum. Şu an matematiğe günün hangi saatinde çalışıyorsun veya hangi sırada çalışıyorsun? Acaba ilk çalıştığın ders miydi matematik, yoksa son çalıştığın dersti ve sen de benim gibi çok mu yoruldun, ben bilmiyorum. Yorum kısmına belirt ya, biraz muhabbet edin benimle arkadaş. Tek başıma burada video çekiyormuş gibi hissettirmeyin bana lütfen. Evet arkadaşlarım, videonun başında da söylediğim gibi biraz utana sıkıla da söylesek de yine söylemekte fayda var. Lütfen arkadaşlarım, izleyen arkadaşlar, kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz çok sevinirim. Yani zaten çok izlenmiyor ama hani 900 bin izleniyor, bakıyorsun 50 beğeni var. Ulan o 1000 kişiden sadece 50'si mi beğeniyor o videoyu, çok merak ediyorum. Yani hani o yüzden beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen arkadaşlarım unutmayın.